Evet sayın seyirciler, bugün AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Ahmet Özdemir ile birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz. Kanal Maraş TV canlı yayında. Soracağınız sorular olduğu takdirde yorumlarınızla katılabilirsiniz sosyal medyadan. Sayın Başkanım, bu canlı yayın programına bize imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben öncelikle. Ben teşekkür ederim. İzleyen herkese de iyi seyirler diliyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, sözlerimize biz geçen hafta AK Parti'nin il başkanları toplantısı vardı Ankara'da. Evet. Kızılcaman'da herhalde değil mi? Yok, Ankara'da yapıldı. Geçen hafta da Afyon'da istişare toplantısı vardı. Evet. Başkanım, gündemde bir başkanlık konuşması var. Hem kamuoyuna hem Kahramanmaraş'a bir açar mısınız bu başkanlık konusunu? Evet, öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bizi yayınınızda, televizyonunuzda konuk ettiğiniz için. Başkanlık sistemi ya da başkanlık tartışması, biliyorsunuz ülkemizin kamuoyunda uzun süredir vardı. Bunun sebebi tabii ki ülkemizdeki mevcut rejimin, parlamenter rejimin işlerliğini ve işlevini kaybettiği yönünde. Biz de özellikle AK Partili çevrelerde bir değerlendirme vardı. Biz de bunu vatandaşımıza uzun süredir anlatıyorduk. Ama burada herkesin göz ardı ettiği ama aslında bizim gerçekten ileri sürdüğümüz şey başkanlık sistemi değildi. Yeni ve sivil bir anayasaydı aslında. Yeni ve sivil bir anayasa içerisindeki hükümet modeli talebimiz bizim başkanlık sistemiydi. Fakat başkanlık sistemine karşı olanlar iki argümanla bizim karşımıza geldiler. Bir tanesi Tayyip Erdoğan'ın başkan olmak istediği ve bunun için her şeyi feda ettiği. İkincisi de devletin rejimini, devletin sistemini değiştirmeyi düşündüğümüz. Bu ikisi de yanlıştı. İki yanlışın niye olduğunu da burada söylemek istiyorum. Bir tanesi Cumhurbaşkanımızın başkanlık sisteminden gelmesinden kastı, ülkede doğrudan demokrasinin en iyi örneğinin uygulanabileceğini, bizim geleneksel yapımıza en uygun sistem olduğu ve ülkenin bundan sonraki 10 yıllar, bundan sonraki 50 yıllar planlamasının ancak bu sistemle gidebileceği. Cumhurbaşkanımız 2023-2071 vizyonundan bahsediyor. 2071 vizyonuna taşıyacak sistemin bu olduğunu düşündüğü için. Yoksa Cumhurbaşkanımız başkan olarak belki bir dönem, belki iki dönem başkanlık yapacak ama ondan sonra yapamayacak. Dolayısıyla bu sistemin Cumhurbaşkanlığının bizatihi kendisine endeksli bir sistem olmadığını hem vatandaşımız aradan geçen zamanla anladı hem de parlamenter sistemin sorunları zamanla daha çok ortaya çıktı. O nedenle birinci argümanları bu şekilde ortadan kalkmış oldu. İkinci argüman devletin sisteminin değiştirileceği ile ilgili. Yani bizim anayasamızda Türkiye devleti cumhuriyettir der. Yani bizim devlet sistemimizin cumhuriyet olduğunu söyler. Bu karşı koyan insanlar bizim bu sistemi değiştireceğimizi ileri sürüyorlar. Halbuki bizim devlet sistemi modelimiz değil, hükümet sistemi modelimiz başkanlık sistemi. Yani hükümet şeklini değiştirmek istiyoruz biz. Doğrudan demokrasinin en güzel örneği olduğu için istiyoruz. Muhalefet partileri de bu sisteme katılsın diye istiyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, HDP'yi hiç saymıyorum. Yani onu artık bir sivil parti olarak görmüyorum. Yani onu bir terör örgütünün uzantısı olarak gördüğüm için onu bir kenara bırakıyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin de sisteme dahil olacağı çok güzel bir yöntem olduğu için söylüyoruz. Bizim başkanlık sistemi modelimizi yine bize eleştirenler hep Amerika'yı örnek vererek, çünkü dünyadaki en somut örnek Amerika Birleşik Devletleri. Ama adı üstünde Amerika Birleşik Devletleri. Yani orada birçok devlet var. Onlar birleşmiş ve onların üst çatı kuruluşu başkanlık. Ama bizde öyle değil. Biz bir ulus devletiz. Tek yapımız var bizim. Biz buna uygun bir başkanlık sistemi öneriyoruz. Amerika'daki başkanlık sistemiyle bizim alakamız yok. Bizde eyalet sistemi yok. Hep ısrarla savunduğum ve ısrarla da birilerinin bize karşı dayatmaya çalıştığı, bizim büyükşehir belediyelerimizin aslında Amerika'daki eyalet sistemine geçişin ilk aşaması olduğu yönünde bir argüman var. Bizim büyükşehirlerimiz idari olarak özel kuruluşlar.
ama siyasi olarak özel kuruluşlar değiller. Siyasi olarak özel kuruluşlar ancak eyalet sistemiyle eyalet sistemine geçişin ön aşaması olabilir. Ama bizde böyle bir şey yok. Biz tek devlet, tek bayrak inancıyla hareket ediyoruz. Bizim başkanlık sistemimizde de buna uygun olacak. Başkan seçildiğinde altında bir meclis oluşacak. Bu meclisin içerisinde MHP de CHP de başkanın iş ve işlemlerine katılacaklar. Yani aslında onlar şimdi kenardan seyrediyorlar. Bizim 317 milletvekilimiz var. Biz şu anda her türlü yasayı değiştirme yetkisine sahibiz. Dolayısıyla onların hiçbir katkısı olmadan da biz bu hükümet etme yöntemini kullanabiliriz. Ama biz onların da dahil olmasını istiyoruz. Ve en önemli şey, başkanlık sistemi her ne kadar onların bunu otokrasi, yani tek kişinin iktidarı gibi değerlendirmesine rağmen burada bir katılım var. Yani muhalefetin de katılımı, iktidarın da katılımı ve bir konsensüs. Ve ülkenin de buna ihtiyacı var. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bunu ileri sürerken, bunu halkımıza soralım derken, bu altındaki mantığı kavradığı için söylüyor aslında. Ve şu anda en olgunlaşmış haliyle geldi. Tahmin ediyorum da meclisten Kasım ayının ilk haftası bütçe görüşmelerinden önce, çünkü bunun ya başlaması lazım ya bütçe görüşmelerinden sonraya kalması lazım. Bütçe görüşmelerinden önce meclise geleceğini düşünüyorum ve 330 üzerinde bir kabulle halk oylamasına gideceğine inanıyorum. Başbakanımızın önemli bir sözü oldu. Siz muhakkak dikkat etmişsinizdir gazeteci olduğunuz için, ama halkımızdan buna dikkat etmeyenler için bir şey söylüyorum. Başbakanımızın konsensüse ve milli mutabakata, milli barışa, milli birlik ve kardeşliğe ne kadar önem verdiğini gösterdiği için söylüyorum. Dedi ki 330'un üzerinde de kabul edilse, 367'nin de üzerinde kabul edilse, halka gidelim dedi. Biz halka gideceğiz dedi. 367'nin üzerinde kabul edilince halka gitme zorunluluğumuz yok aslında. Ama buna rağmen gideceğiz dedi. Bu AK Parti'nin bu konuda ne kadar iyi niyetli davrandığının da bir göstergesi aslında. Kesinlikle başkanım, çok açık ve net söylediniz. Tabi burada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın da başkanlık sistemine geçmesi adına bir nevi geçenki açıklaması. Evet. Başbakanımız da herhalde iki gün önceki canlı televizyon programında çok böyle içten samimi konuştu ve herhalde ilerleyen günlerde meclise anayasa değişikliğiyle ilgili bir teklif gelecek ve önümüzdeki herhalde Nisan, Mayıs bir seçim gözüküyor. Evet, referandum. Başkanım, tabii bir 15 Temmuz'u yaşadı bir ülke. 241 şehidimiz var. Tabii bu acı inanılmaz bir acı. Kendi ülkemizin insanlarının yaşattığı bir acı daha bir acı oluyor. Kahramanmaraş'ımızda darbe girişimi yapan FETÖ örgütüne mensup kurumlarda çalışmalarla ilgili bir bilgi verir misin kamuoyuna başkanım? Yani açığa alınanlar, işte ne bileyim tutuklananlar, bunlarla ilgili bir kamuoyuna bir net açıklayıcı. Evet, şimdi darbe girişimi ya da ülkemizi işgal girişimi daha anlamlı olur bu şekilde söylersek. Ülkemizi işgal girişiminin ardından Allah'a hamdolsun, öncelikle şunu söyleyelim. Kahramanmaraş'ta bir teşebbüs, bir kalkışmaya rastlamadık. Ama rastlasaydık da Kahramanmaraş halkı bunun cezasını çok ağır verirdi. Ama hemen arkasından bir operasyon silsilesi, önce yargı camiasında, daha sonra emniyet içerisinde. Çünkü bunlar özel kuruluşlar. Yani bunlar devletin güvenliği ile ilgili hemen önlem alınması gereken kuruluşlar. Asker, polis ve yargı. Buralarla ilgili acil ve hızlı önlemler alındı. Açığa almalar ve tutuklamalar oldu. Daha sonra bu bir aşama, katman katman, yani risk ve önemine göre yukarıdan aşağı gidiyor. İşte dediğim gibi güvenlik birimleri, yargı, daha sonra ticarete yön verenler, daha sonra meslek kuruluşları, daha sonra serbest meslek erbabları, bu şekilde bu çalışma bir sistem dahilinde ilerliyor. Birçok açığa alma ve birçok tutuklama var. Ama burada önemli olan bir şey söylemek istiyorum. Valiliğimizin Anadolu Ajansı'na yaptığı bir açıklama vardı. Diyordu ki bazı memurlarımızla ilgili inceleme ve araştırma sonucunda zannediyorum 70 küsür memurumuz da yeniden göreve döndürüldü.
Bu çok önemli. Şunun için önemli. Kurunun yanında yaş yanmaması. Yanmadığı ve bu konuda da sağlıklı bir çalışma yapıldığı bilgisi gösteriyor. İçin önemli. Bu çalışmanın devamı gelecek ama aksine bu örgütün üyelerinin tespitine yönelik çalışmaların da devamı gelecek. Bu burada bitmiyor. İki yönlü de, yani siyah siyahlığıyla cezalandırılacak, beyaz beyazlığıyla ödüllendirilecek. Bu şekilde bir çalışma. Bunun da çok sağlıklı, iyi yürüdüğünü, yani adli birimlerimizin, Kahramanmaraş Valiliği'nin ve emniyet birimlerimizin bu konuda çok sağlıklı ve çok somut bilimsel hareket ettiğini biliyorum. Kamuoyunun da bundan dolayı bir memnuniyeti olduğunu biliyorum. Başkanım, geçen bir basın toplantınızda ben bir konuyu dile getirmiştim. Burada da yine ben bunu dile getirmek istiyorum. Bu 15 Temmuz'dan sonraki kamuoyu net bilgileri maalesef alamadı. Evet. Sayın Valilik makamı olsun, Sayın Cumhuriyet Savcılığı makamı olsun, basını bilgilendirme adıyla hiçbir zaman bir bilgi mahiyetiyle bir paylaşım yapılmadı. Evet. Bunu ben bir memleketimizin bir eksikliği olarak düşünüyorum ve size de ben toplantıda dile getirmiştim. Evet. Ya bilgi almak için bize işte vatandaşlar arıyorlar, soruyorlar nedir, ne değildir falan. Biz de kamuoyuna bilgi veremediğimizden kaynaklanan bazı sıkıntılar yaşıyorduk. Bu konuyla ilgili bir çalışmanız oldu mu başkanım? Yani ilgili işte Cumhuriyet Savcılığı olsun, bir medya ayağının basın ile ilişki ayağının oluşması adına bir çalışmanız oldu mu? Yetkililere söylediniz mi? Şimdi tabii ki basın mensuplarımızın talebi bizim için önemlidir. Çünkü siz kamuoyunun nabzısınız. Sizi dinlediğimiz zaman Kahramanmaraş kamuoyundaki ne olup ne bittiğini sizden alabiliriz. O anlamda sizin nabzınıza ve söylediklerinize son derece itibar ederiz. Bu sadece benim için değil, bütün siyasetçiler için böyle olmalı. Bu çerçevede ilgili kuruluşlarımıza bu konudaki çalışmalarından zaman zaman bilgi verilmesine ben de talep ve bir niyet olarak onlara tabii ki takdir onların. Bu konuda mutlaka, işlerine müdahale mutlaka edilemez. Çünkü bu dosyalarda bir mahremiyet, gizlilik de söz konusu. Bir talebimiz olarak, basının bir talebi olarak ben de bir siyasi partinin temsilcisi olarak bunu ilettim. Bunun aslında şöyle bir avantajı da var. Şimdi kurumlarımız çok iyi, sağlıklı çalışmalar yapıyorlar. Mesela o işte geri döndürülen öğretmenlerimiz gibi söylüyorum. Evet. Bu işin ne kadar sağlıklı yürütüldüğünü göstermesi açısından önemli. Bundan sonra da bu konuda zaman zaman bilgilendirme olacağını düşünüyorum. Başkanım, kurumlarımız dediniz. Kamuoyu bazen soruyor. Kurumlarımızın müdürleriyle ilgili bir çalışma var mı? Yani bir değişim söz konusu mu? Veyahut kurumlarımız daha ileriye gitmesi adına herhangi bir çalışma ortamında? Şöyle, bizim biz siyasi partiyiz, iktidar partisiyiz. Biz hükümetimize, bakanlarımıza ve bizim de bir başbakan yardımcımız var. Ve sağ olsun teşkilattan geldiği için bizim bütün taleplerimize duyarlı olur. Taleplerimizi yerine getirir. Buradaki meselenin şu olması lazım. Kahramanmaraş'ımızın daha ileriye nasıl gideceğiyle ilgili biz az önce söylediğim gibi sizin aracılığınızla, işte muhtarlarımız aracılığıyla, mahalle başkanlarımız aracılığıyla, yani Kahramanmaraş kamuoyunun bize ulaştırdığı talepleri bir kısmını değerlendirip somutlaştırarak iktidarımıza, hükümetimize ulaştırırız. Buradaki esas olan sistemin işleyişine engel olan unsurlar var mıdır, yok mudur? Yoksa bu kararların siyasi olmaması gerekir. Biz bunlarla ilgili görüşlerimizi söyleriz. Bu konuda karar verecek olan ilgili bakanlıklar ve hükümetimiz. Ben görüyorum Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar iyi takip ediliyor. Şimdi kurumlarımızdan zaman zaman bilgi alıyoruz. Geçen hafta daha başbakan yardımcımız yatırım planlama toplantısı yaptı. Orada 2016 yatırımlarına baktık, 2017'de yapılması planlananlara baktık. Bunlarla ilgili yaşanan sıkıntıları aşmak üzere başbakan yardımcımızdan yardım istedik. Sistemin şu anda iyi işlediğini ve hızlı adım atıldığını görüyorum. Ama tabii ki işlemeyen, aksayan noktalar olduğunda da bunu hükümetimize bildirmek bizim görevimiz. Başkanım, Sayın Mahir Ünal Kültür Bakanımızdı. Kısa bir dönem yaptı. Peşine Başbakan Yardımcımız Sayın Veysi Kaynak Bey atandı. Avantaj olarak
Görüyoruz değil mi? Tabii ki görüyoruz. Memleketimiz adına. Tabii ki görüyoruz. Çok önemli bir şey söylediniz. Bunu biraz açmam gerekir. Şimdi bir şehrin bakanı olması, başbakan yardımcısı olması müthiş bir şey. Önce onu söylemeliyim. Yani Mahir Bey ile başlayan ve başbakan yardımcımız Veysi Kaynak Bey ile devam eden süreç bizim için bir şanstı. Bu şansı çok iyi kullanmalıyız. Yani tabiri caizse başbakan yardımcımızı el üstünde tutmalıyız. Bu fırsatı bir daha ele geçiremeyebiliriz. Kesinlikle. Bu fırsatı iyi kullandığımızda bu fırsatın devamı gelir. Ama bu fırsatı kötüye kullandığımızda, önemsizleştirmeye çalıştığımızda, sahiplenmediğimizde bu elimizden gider ve yani avam tabirle dımdızlak ortada kalırız. Bizim buna sahip çıkmamız lazım. Ben bunun faydasını şöyle görüyorum. İl başkanlar toplantısına gittiğimde bana diyorlar ki ya biz başbakan yardımcımızla görüşmek istiyoruz. Başbakan yardımcımızla görüşmenin çok büyük bir nimet olduğunun farkındalar. Ama o bizim her an yanımızda. Biz onunla istediğimiz zaman görüşebiliyoruz. Bir belediye başkanımız istediği zaman görüşebiliyor. Bunu fırsata dönüştürmemiz ve onu sahiplenmemiz gerekir. Yarın bir gün başka bir milletvekilimiz bakan olur. Onu sahiplenmemiz gerekir. Bunun bir değer olduğunu görmeliyiz. Ben Kahramanmaraş'ta 6 tane, 7 tane milletvekilimiz olmasının avantajını çok görüyorum. Çünkü bir konu görüştüğümüz zaman milletvekillerimizi istişare edip başbakan yardımcımıza ulaştırıyoruz. Siyasi iktidar, hükümet, şehirden gelen taleplerin topyekun birlikte hareket ettiğiniz zaman sizi bir güç olarak görüyor ve talepleriniz daha hızlı karşılık buluyor. Ve bu taleplerinizi motivasyona dönüştürüp bakanlığa ulaştıracak bir başbakan yardımcınız olduğunda da herkesin günlerce uğraşıp aşacağı mesafeyi siz bir dakikada iki sözle aşıyorsunuz. Bunun kıymetini iyi bilelim ve bu değerlerimize çok sahip çıkalım. Sahip çıkalım. Gerçekten doğru söylüyorsunuz başkanım. Yani tabii bu bir emeğin, bir cefanın ürünüdür. Sayın Veysi Kaynak yıllarını vermiş bir siyasetçi, siyaset adamı. Ve başbakan yardımcılığı koltuğu inanılmaz bir mevki. Yani tabii, bizim gördüğümüz, dediğiniz gibi biz buna kesinlikle sahip çıkmalıyız ve çıkıyoruz da. Biz evet, hem basın olarak da çıkıyoruz Sayın Başbakan yardımcımızla ilgili. Sayın Başkanım, yerel yöneticilerle aramız nasıl? Devam edeyim hemen. Çünkü yerel yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız, Hanifi Bey olsun, Necati Bey olsun başkan, Osman evet, Başkan olsun, Fatih Başkan olsun, işte kuzey ilçelerinin başkanları olsun, inanılmaz bir yarış içerisindeler. Ben öyle görüyorum. Evet. Yani bir proje yarışı, işte ne yapabiliriz, halka ne verebiliriz. Her gün bir işte açılış, her gün bir proje tanıtımı. Ben iftihar ediyorum. Yani memleketim olarak iftihar ediyorum. Bir çivi çakanın işte bir kölesi oluruz. Biz öyle evet, diyoruz. İl yönetimi veyahut da il başkanı olarak çalışmalar, aranızdaki koordine evet, ne durumda? Şimdi hepsinden Allah razı olsun. Önce onu söyleyeyim. Geçen hafta başbakan yardımcımız geldiğinde Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı bir okul açılışına gittik. Arkasından 12 Şubat Belediye'mizin yaptığı bir okul açılışına gittik. Arkasından Dulkadiroğlu Belediye'mizin iki organizasyonuna gittik. Bir tanesi aba güreşleriydi. Bir tanesi de Aliya İzzet Begoviç'i anlama ve anlatma konferansıydı. Mesela bu geçen hafta sonu Göksun Belediye'mizin elma festivali vardı. Afşin Belediye'mizin bugün belediye başkanımız geldi. 3 tane tesis açılışı için talepte bulundu. Bakıyorum Pazarcık Belediye'miz park açılışına gittik beraber. Türkoğlu Belediye'mizin çok güzel bir belediye binası kazandırmıştı. Onun açılışına gittik. Belediye başkanlarımız canla başla çalışıyorlar. Ve başbakan yardımcımıza, milletvekillerimizle yaptığımız toplantılarda taleplerine bakıyorum. Sızlanma yok. Sadece yapacakları projeleri hayata geçirme konusunda yardım talep ediyorlar. Bu güzel bir şey. Biz il teşkilatıyız. Ben de bu teşkilatın başkanıyım. Benim görevim onların bu hizmetlerinin hızlı yapılmasını, kolaylaştırılmasını sağlamak ve onlara bu konuda yardımcı olmak. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bizim aramızda sadece hizmet yarışı olabilir. Bunun dışında bir yarış söz konusu olamaz. Başkanlarımızın hepsi bu dava şuuruna sahip insanlar. Öyle yetiştirilerek gelmiş insanlar. Zaman zaman aralarında başarı amaçlayan rekabet ortamı var mıdır? Vardır. Bu daha çok başarıyı gerektirir, getirir. Bundan bir şikayetimiz yok. Biz hep, ben 12 Şubat ilçe başkanıyken Dulkadiroğlu ilçe başkanımızla daha çok oy almak yönünde yarışırdık. Birimiz %82 oy aldık, birimiz %81,5 oy aldık. Yani
Bu güzel bir şey. Çıtayı yükseltmek için önemli bir unsur. Ve tabii ki il başkanlığı bir üst kuruluş. Bunların üst kuruluşu il başkanlığı olarak biz onların hizmetlerini hem tanıtmak hem hizmetlerin yapılmasına yardımcı olmakla ilgili mükellefiyetimizi yerine getiririz. Onlar da vatandaşa hizmet etme sorumluluklarını yerine getirirler. Böylece de devam ediyoruz. Başkanım, zaten büyükşehir olmamızdan sonra ilçe belediyelerimiz yeni kuruldu. Evet. Haliyle işte bir hizmet yarışında önce belediye binalarının yapılması adımları atılıyor. İşte Türkoğlu'muz bitirdi. 12 Şubat ihalesini yaptı, inşaatı yapıyor. İşte peşine Dulkadiroğlu gelecek. Tabii yarış, hizmet yarışı dediğiniz gibi birbirini kovalayacak. Tabii yerel seçimlerde zaman gidiyor yavaş yavaş. Evet. Aniden de olabilir. Hiç belli olmaz. Evet. Hükümet bir karar alır önümüzdeki dönemde. Yerel seçim olabilir. Başkanım, inanılmaz. Yani doyum olmuyor muhabbete. Teşekkür ederiz. Ne söylemek istersiniz? Şunu da söyleyelim. Sadece belediyelerimizin hizmetleriyle ilgili değil, kamunun yatırımlarıyla da ilgili birkaç şey söylemeliyim. Bugün kamu yatırımlarımızla ilgili bir çalışma yaptım. Yani Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yaptığı, bitirdiği okullar var. Ekinöz ilçemizde bir İmam Hatip okulumuz var. Göksun'da bir devlet hastanemiz var. Elbistan'da çok büyük bir devlet hastanemiz inşaatı bitmek üzere. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Tekerek Odun Deposu dediğimiz bölgede bir kampüs okul alanı var. Aralık ayında bitecek. Karayollarımızla ilgili Göksun Kahramanmaraş arası yol yıllardır konuşulan ama her konuşulduğunda da daha iyi bir mesafe kat edilen, daha standart yüksek bir yol haline gelen bir çalışma var orada. Bakıyorum, el birliğiyle çalışıyoruz. Milletvekillerimizin bakanlıklarla sürekli görüşmeleri söz konusu. Bunu nereden biliyorum? Bakanlıklara ben de il başkan olarak zaman zaman gittiğimde bana şöyle söylüyorlar. Ya Kahramanmaraş milletvekillerimiz hiç durmuyorlar. Sürekli Kahramanmaraş'la ilgili bir yatırım talebiyle geliyor diyorlar. Kahramanmaraş'a iyi şeyler oluyor diye düşünüyorum. Kahramanmaraş iyi şeyler olmasına layık bir şehir. Kahraman bir şehir. Yani Necip Fazıl'ın bir sözü çok seviyorum. Gençliğe hitabesinde kim var dendiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen kahraman insanların şehri. Biz kim ne yapıyor diye bakmayız. Biz kendimize bir rota çizeriz. Oraya gideriz. Vekillerimiz de böyledir. Belediye başkanlarımız da böyledir. Vatandaşımız da böyledir. Basınımız da öyledir. Hepsine minnettarız. Başkanım, biz de size minnettarız. Evet sayın seyirciler, bugün AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Sayın Avukat Ahmet Özdemir Bey'in konuğu olduk. Makamındaydık. Bizi misafir etti. Elimizden geldiği kadar bir şeyler sormaya çalıştık. Öncelikle başkana çok teşekkür ediyorum ben şahsım Kanal Maraş TV olarak da. Başkanım, bir başka programda buluşmak üzere diyorum ben. İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Kanal Maraş izlemeye devam edin.